Virüs, koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Özellikle burundan ve ağızdan bir girişi var virüsün vücudumuza. Dolayısıyla tabii ki özellikle biz çocuk felci aşısında olduğu gibi ağızdan damla şeklinde uygularız onu. O ve bağırsaklara gider ve orada daha çok antikor koruyucu hücre oluşturur ve daha koruyucu olur. Şimdi buradaki teknoloji aslında Türkiye çok önemli bir atılım yaptı bu konuda. Virüsün girdiği yoldaki biz bağışıklık sistemi hücrelerine daha fazla uyarırsak tabii ki antikor oranı çok yüksek olacak. Hem toplum içindeki bulaşma daha da azalacak hem de daha koruyucu hale gelecektir. Bu aşının çalışmaları tabii ki bunu ileriki zamanlar gösterecek. Faz 1 aşamasında, faz 2 aşamalarındaki veriler önemli. Daha yüksek koruyuculuğa ulaşabilir ve daha uygulanması da kolay. Sonuçta yan etki profili de az olacaktır. Şu anda aslında Türkiye dünya üzerinde çok atılım yapmış bir ülke boyutuna gelebilir bu aşıyla. Eğer burundan uygulanan aşıda da yine tabii ki koronavirüse yakalanabilir kişiler. Ama koruyuculuk oranları eğer %100 olursa, antikor seviyeleri çok yüksek olursa ve topluma yayılma olayında engellenirse tabii ki virüsü alma ihtimalleri çok düşük olur. Onun için koruyuculuk oranı çok yüksek olabilir burundan uygulanacak aşının, ama şu anda erken bir veri bu. İlk önce faz 2 çalışması bittikten sonra genel bir değerlendirme yapılabilir. Faz 2 çok uzun sürüyor mu hocam? 3 ay sürebilir. Faz 1 bittikten sonra 3 ayda faz 2 çalışması sürer. Daha sonra faz 3 çalışmasına geçer. Dolayısıyla bu aşı zaten en erken yine sonbaharda uygulanacaktır. Şimdi virüs en çok insanları damlacık yoluyla burundan ve boğazdan girdiği için vücudumuza, oradaki hücreleri tuttuğu için. Burada da bağışıklık hücrelerimiz var bizim. Siz ilk başta aşıyı eğer burundan şekilde uygularsanız oradaki bağışıklık hücreleri daha aktif hale gelecektir ve vücudun savunma sistemine daha fazla bir uyaran yapıyorsunuz. Hem koruyuculuk oranı yüksek olacaktır, hem virüsün giriş yollarını bloke ettiği için daha yüksek bir koruyuculuğa ulaşıp toplumda kısa sürede net bir sonuç elde etme ihtimalimizi artırmış olacağız. Faz çalışmaları sonucunda aşının kaç doz uygulanacağı, kimlere uygulanacağı, yan etki profilleri faz 2 çalışmasında ortaya çıkacaktır. Şu an için biraz erken aşamadayız. Bu çalışmalarda faz 2 aşaması çok önemlidir. Hem yan etki profili anlamında insanlar nasıl etkiler oluşturduğu, hem koruyuculuk oranları anlamında, hem de kaç doz uygulanacakları anlamında faz 2 çalışması bize bu burundan uygulanacak aşıda da yön verecektir.